Şimdi Ebru dediğimiz zaman aklımıza bir boyalı kağıt geliyor. Aynen bir fotoğraf dediğimiz zaman kağıda basılmış bir fotoğraf geliyor. Ya da resim dediğimiz zaman aklımıza bir yağlı boya tablo geliyor. Ama bunların hepsi birer sanat dalının ya da zanaat dalının adı. Resim deyince çok geniş bir yelpaze. Fotoğraf keza öyle. Ebru da öyle. Şimdi biz diyebilir miyiz ki resim sadece tuvale yapılır? Yok diyemeyiz. Resim duvara da yapılır, adı fresko olur. Efendim işte tahtaya da yapılır, edirnekâri olur, metale de yapılır. Ebru'yu da böyle görmek lazım. Tarihi içinde bir kağıt sanatıydı. İlk günden bugüne kadar bir kağıt süsleme boyama sanatıydı. Ama biz bunu resim gibi, fotoğraf gibi, mimari gibi bir sanat dalı olarak düşünüp doğru boyar madde, doğru malzeme, doğru yöntemle başka yüzeylere de alabiliriz. Biz toprak boya yerine tekstil boyaları kullanıp kumaşı alabiliriz. Efendim seramik boyaları kullanıp seramiği alabiliriz. Ahşap boyaları kullanıp ahşabı alabiliriz. Bir sanatı yaşamanın en güzel yolu onu yaşatmak. Yaşatmak için de onu yaşamamız lazım. Müzelerdeki, özel koleksiyonlardaki sanat eserlerinin çok az kişiye faydası var. Ama onu biz günlük hayatımız içine sokarsak onlar zanaat olarak yaşar, sanat olarak da gelişir.